Yaşındayım. Boğaziçi Üniversitesi'nde tarih okuyorum. Gönüllü olarak çalıştım. Kendimle ilgili garip bir fact vereyim o zaman. İsmim çok... Merhabalar herkese, ben Ayşe Başdemir. İstanbul Üniversitesi'nde Elektrik Elektronik Mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. Şu anda da Isaac Batı İstanbul Şubesi'nde marka ve pazarlama koordinatörlüğü yapıyorum. Aslında Isaac'la tanışmam benim birazcık daha eskiye dayanıyor. Bugün de zaten size bu tecrübemden bahsedeceğim. Lise zamanında Isaac'in burada gerçekleştirdiği bir sosyal sorumluluk projesine katılmıştım. Ve aslında o günden beri de hayatım değişti. Hala Isaac için çalışıyorum. Bildiğiniz gibi Isaac'in değişim programlarına katılabilmek için 18 ile 30 yaş arasında olmak gerekiyor. Ama ben lisedeyken öğrendim ki aslında o zamanki şubede yapılan sosyal sorumluluk projelerinin hedef kitlesi lise öğrencileriymiş ve benim okuduğum okula gelip sunumu yapmışlardı Isaac'le ilgili. Dersten kaçmak için gittiğimiz sunum aslında bir anda sonraki hayatıma hep şekil veren bir olay haline gelmişti. O zamanlar böyle gittiğimiz zaman sadece ne anlattıklarıyla bile aslında çok fazla ilgilenmemiştik ama yanıma gelip koluma dokunan bir Isaac gönüllüsü sayesinde sonrasında hayatım çok değişti ve dedi ki bana işte sen neden dinlemiyorsun ya da neden sen de bu projenin içerisinde yer almak istemiyorsun? İşte kayıt formumuz var, istersen bunu doldurabilirsin demişti. Ben de öylesine doldurmuştum aslında ilk başta bu formu. Sonrasında biraz araştırdığım zaman fark ettim ki gerçekten çok güzel bir proje ve yazın bir lise öğrencisi olarak aslında yapabileceğim en güzel aktivitelerden bir tanesiydi bu projeye katılmak. Projenin adı Meet My World'tu. O zamanlar üniversite bünyesinde bir konferans salonunda gerçekleşiyordu. 12-13 farklı ülkeden gelen Isaac gönüllüleri lise öğrencileriyle buluşup onlardaki aslında liderlik gelişimini sağlamayı amaçlıyorlardı. Yani çok farklı ülkelerden gelenler vardı. Çin'den geliyorlardı, Peru'dan gelen vardı, Romanya'dan geliyorlardı, Fas'tan gelen vardı ve benim aslında en iyi anlaştığım Mısır'dan gelen gönüllüler vardı. Babamın beni ilk gün projeye götürdüğü şeyi hatırlıyorum. Bundan bahsedebilirim belki birazcık daha size. Babam böyle arabadayız, ineceğiz. Bir tane orada Isaac gönüllüsü ben yolu bulamadığım için gelip beni ana kapıdan almayı teklif etmişti. Biz de tamam demiştik. Babam arabada bekliyor ve şey diyordu babam işte ya emin misin? Ne bu? Bir şey gelmesin başına, bir şey olmasın falan diye böyle çok sorgulamıştı. Ben de yok baba ya çok iyi bir, çok güzel bir şey olacak ben hani eminim falan diye böyle çok aslında ben de korkarak gitmiştim. Sonrasında projede girer girmez insan orada roll call yapıyordu. Roll call diye tabir ettim. İşte dans ediyordu herkes. Ben böyle çok şok olmuştum. Demiş ki bu insanlar neden böyle durup dururken dans ediyor? Neden bu kadar eğleniyorlar falan diye çok garibime gitmişti. Ama sonrasında bir anda ben de o akışa kapılıp bir anda ben de onlar gibi dans etmeye başlamıştım aslında. Ya ilk günüm böyle geçmişti aslında ve ilk haftam sürekli bu insanların ne yaptığını anlamaya çalışarak geçmişti. Çünkü çöplerden kıyafet yapıp bunları böyle sunum yapıyorduk. Sonra bunlara puan veriyorduk. Sonrasında en iyi dans koreografisini yazan kişiye yine aynı şekilde ödül veriliyordu falan böyle. Ya da ülke sunumları dinliyorduk. Yani bir anda sen hiç bilmediğin uzak doğudan bir ülkeyle ilgili sana yemekler getiriliyordu. O ülkenin kültürleri anlatılıyordu. Ve hani bu gerçekten benim o yaşımda deneyimleyebileceğimden çok daha fazlasını bana sunmuştu. Ve yavaş yavaş aslında ben de onlar gibi hissetmeye başlamıştım. Bir tane arkadaşımla gidiyorduk projeye. O da böyle İngilizcesi çok fazla iyi değildi ve çok böyle çekiniyordu aslında. Gidip onlarla konuşmaktan ya da bu tür böyle etkinliklere katılmaktan vesaire. Onun sürecini hiç unutmuyorum. Böyle bir gün oturuyoruz. Yine dans ediyorlar falan böyle aradayız. Bir tane Mısırlı bir arkadaşımız vardı. Isaac gönüllüsü gelen. Gelip böyle bizim yanımıza oturmuş demişken siz neden katılmıyorsunuz, neden dans etmiyorsunuz demişti. Orada arkadaşım böyle bir şey olmuştu. Ben konuşamam, sen konuş falan deyip böyle asla konuşmamıştı. Ve ben onların arasında tercüman görevi görmüştüm. Hani o zaman aslında gerçekten demiştim ki hani evet bu proje bana bir şeyler katıyor. Evet. Ya aslında ben iyiyim. Hatta böyle eve dönerken falan kendi kendime İngilizce konuşuyordum falan böyle. Hani çok bir şey yaptığımı düşünüyordum o zaman. Biz projeye 9'a gidip 5'te çıkıyorduk ama hani bu böyle sürekli etkinlikler yaptığımız, aktiviteler yaptığımız bir şeydi ama biz o kadar fazla keyif alıyorduk ki aslında projede vakit geçirmekten. Proje bittikten sonra da oraya gelen internlerle birlikte ya denize gidiyorduk, ya sinemaya gidiyorduk, ya bowling oynamaya gidiyorduk. Aslında ben bütün günümü orada geçiriyordum. Hatta ailem de böyle değişimimi gördükçe şey demişlerdi. Hani sen nasıl bu kadar fazla zaman geçirebiliyorsun ya da demek ki yani gerçekten bir şeyler katıyor deyip aslında sonrasından sonra onlar da onaylamaya başlamışlardı bu projeyi ve hani bendeki değişimi gördüklerinde onlar da çok mutlu olmuşlardı. Beni her anlamıyla çok fazla etkileyen ve bana çok fazla şey katan projeydi aslında bu. Ve oradaki proje gönüllüleri sürekli şey diyorlardı, hani üniversiteye gittiğinizde siz de katılabilirsiniz, siz de katılabilirsiniz. Üniversiteye geldiğim zaman aklımda gerçekten direkt Isaac'a katılma düşüncesi vardı. Çünkü bana bu kadar güzel bir tecrübe yaşattıkları için aynı tecrübeyi ben de başka insanlara vermek istiyordum. Ve böylelikle
Isaac gönüllüsü olarak üniversitede de gönüllü olarak çalışmaya başladım. Sonrasında ben de bu tarz bir projeye katılmak istiyordum ve bu doğrultuda 2 yıl önce Kiev'e bir sosyal sorumluluk projesine gittim. Projemiz dünya sorunlarıyla alakalıydı. 4 temel dünya problemi hakkında videolar çekip, bloglar yazıp aslında podcastler üretmemizi istiyordu projemizde. Projemiz aslında çok şanssızlıklarla dolu bir projeydi ve pek istediğimiz gibi geçmedi. Ama projenin yanı sıra biz aşırı eğleniyorduk ve gerçekten orada gerçek dostlarımı bulmuş gibi hissediyordum. Birlikte yemek pişiriyorduk, birlikte alışverişe gidiyorduk, başka ülkelere ziyarete gidiyorduk, başka şehirlere gidiyorduk. Yapmadığımız o zamana kadar pek çok şeyi yapıp deneyimliyorduk birlikte. Hani benim için gerçekten çok güzeldi. Hatta bununla ilgili çok komik de bir anım var. Bundan bahsedebilirim belki size. Bir gün bir havuza yüzmeye gittik. Havuzun yanında da böyle bir nehir akıyor. Nehirde de kocaman bir köprü var. Arkadaşlarımdan iki tanesi, biri böyle biraz kalıplı bir arkadaşım, birisi de birazcık daha cılız. Atlamak istediler ama cılız olan arkadaşım birazcık daha böyle korktu. Ama dedi hadi el ele tutuşup atlarız biz buradan birlikte dediler. Sonrasında köprüye çıktıklarında kalıplı olan arkadaşım daha önce atladı ve cılız olan arkadaşım böyle aşağı doğru çekti. Sonrasında havada çarpıştılar. Biri dişini, biri de burnunu kırdı. Sonrasında biz dışarıda böyle bunları izlerken birazcık daha böyle şişman bir arkadaşımız vardı. Onlara yardım için böyle bir anda koşmaya başladı. Sonrasında o da ayağa takılıp düştü ve o da o anda omzunu kırdı ve 5 dakika içerisinde 3 tane gazimiz olmuştu. Anlatınca komik bir olay gibi ama 3'ü de ülkesine geri dönmek zorunda kaldı. Çünkü hani birinin ameliyat olması gerekiyordu. Çünkü burnu kırılmıştı, tekrardan yapılacaktı. Biri yuvarlandı, omzunu kırdı. Aynı şekilde o da çok kötüydü ve hemen ertesi gün aslında dönmek zorunda kalmışlardı. Bu biraz üzücü bir anımız ama. Bunun dışında böyle çok güzel arkadaşlıklarım vardı. Hani dünyanın dört bir tarafından arkadaşım oldu gerçekten. Çin'den, Romanya'dan, Fas'tan, Tunus'tan. Ama bunların dışında ben Türkiye'den de çok güzel dostluklar edindim. Hatta daha iki gün öncesinde Kocaeli'nde okuyan arkadaşım gelip bende kaldı ve böyle saatlerce oturup eski anılarımızı konuşup tekrardan mutlu olduk. Gerçekten benim için unutulmaz dostluklarla dolu bir projeydi. Hatta projemizin son haftası artık gidiş haftasıydı ve herkesin biletleri böyle farklı farklı tarihlerdeydi. Ama herkes bir haftada ayrılıyordu ülkeden ve o bir hafta o kadar kötüydü ki biz çünkü hiç uyumuyorduk. Sürekli ağlıyorduk gideceğimiz için. Sürekli projenin biteceği için üzülüyorduk ve hani böyle sürekli birbirimize hediyeler verme çabasındaydık. Birisi fularını veriyor, birisi gözlüğünü veriyor. Hani böyle birbirimize bir şekilde anı bırakmak istedik. Çünkü gerçekten çok özel zamanlar paylaştık birlikte ve birbirimiz için aslında çok değerli olduk o zaman da. Ve bunun gibi güzel bir tecrübeyi yaşamamın sebebi de o lisede attığım belki de ufak bir adımdı. Ve sonrasında Kiev'de aynı şekilde ben de oradaki insanları etki etmeye çalışarak belki de dünyanın dört bir yanından dostlar edindim ve ömür boyu sürecek arkadaşlıklardı bunların hepsi. Aynı zamanda da hala Isaac Batı İstanbul Şubesi'nde gönüllü olarak yönetim kurulu üyeliği yapıyorum. Ve hatta tam şu anda da üyelik başvurularımız açık. isaac.org.tr/üyelikten size kayıt bırakarak bu ailenin bir parçası olabilirsiniz. Çünkü aslında hem lisede edindiğim tecrübe, hem Global Volunteer Projesi'yle gittiğim, orada yaşadığım tecrübe, aynı zamanda da burada hala insanlara bir şekilde etki edebiliyor olmak ve buradaki pek çok insanın hayatını bu şekilde değiştirebiliyor olmak çok güzel bir şey ve gerçekten böyle bir şeye başladığım için, o ilk adımı attığım için hala çok mutluluk duyuyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer abone olmak istiyorsanız buradan abone olabilirsiniz. Diğer videoları izlemek istiyorsanız da buradan izleyebilirsiniz. Videomu likelamayı unutmayın. Hepinize teşekkür ederim. 5'indeyim. Boğaziçi Üniversitesi'nde tarih okuyorum. Bir gönüllü olarak çalıştım. Kendine ilgili garip bir fake vereyim o zaman. İsmim çok... Evet, falan. O yüzden yabancılar bana hep yoğurt diyor. O yüzden ismim yoğurt diyor. Adım miniydi benim.